Bir saniye. Soracak şimdi bu o. Bu bak ben sizin 30 yıllık evladınızın beni ne kadar tanıdığınızın testi bu. Evet. Tamam mı? Niye ikiniz de başka tarafa baktınız? Şimdi benim en sevdiğim yemek ne? Önce annem. Sütlaç. Baba? Hem sütlaç o tatlı olarak da bir de senin yaptığın bir yumurta var o. Ha, soğanlı yumurta mı? He. Baba çok yalancısın. En son onu yaptığım için onu söylüyorsun. Ne yapayım? Anne sütlaç yemek mi? Sütlaç yemek değil. Tamam. Ben ne seviyorum ben? Sen en çok ne seviyorsun? Ne seviyorsun? He. Beni. Anne yemek diyorum. Seni mi yiyecek? Yemek olarak ne seviyorum? Yalandan hasta numarası yapma. Yemek olarak yemek seçmiyorsun ki yavrum. Mesela patates köfte yiyorsun. Anne ben patates köfte hiçbir zaman yemedim. Sen gerçekten şu anda beni tanımıyorsun ve ben buna çok üzüldüm. Bu soruyu pas geçiyorum. Babam bir sen sıfırsın şu anda. Ben sıfırım ama. Sen sıfır. Bir saniye. Ben ilk ne zaman aşık oldum? Sen mi? 14 yaşına. 14 yaşında mıydın? 14 yaşında kızım. Baba ben, sen can baba. Baba nereden bilecek onu? Baba bilmiyorum onu. Kızımın sen liseye giderken ne? Liseye giderken ya, aşık oldun ya Sivaslı'ya. Ha tamam daha detay verme. Ha. Peki bir şey söyleyeceğim size. Söyle. Benim boyum kaç? 1.70. Baba benim boyum kaç? 1.72 filan. Siz beni komşudan aldınız bence biliyor musunuz? Niye ki? Ben 1.63 boyundayım ve beni çok utandırdınız şu anda. Ama ben nasıl 1.72 olabilirim? Nasıl 1.63 olursun ya? Nasıl 1.72 olabilirim? Gel yanıma. Bir dakika. Hayır oturmam. Yarışmadasın. Hayır şu an yarışmadasın. Şu an kalkamazsın. Diskalifiye ederim seni baba. Ama bebeğim. Bir dakika. Ama bebeğim sen öyle... Niye kandırıyorsun bizi? Küçük boy gözükmüşsün. Bir şey söyleyeceğim. Benim doğum günüm ne zaman anne? Nisan 24 olsa gerek. Anne sence ben hangi gün doğdum ben? 24 Nisan'ın 24'ünde doğdum. Çünkü niye biliyor musun? Niye? Evimizde doğukaz yoktu o zaman. Gümüşten, Abaşa, Dümüşten Ceren sobası aldık. Evet. Nisan 4'te dünyaya geldin sen. Nisan 4. He, sabah. 4 Nisan mı 24 Nisan mı? Şey 24 Nisan. Sabah 4'te sabah 8'de dünyaya geldim. Uygun düşerse bir şey söyleyeyim mi? Sabah 8'de dünyaya geldim. Bir şey söyleyeceğim. Hemen de biz senin nüfus kağıdını aldık. Tamam bir dakika. Uygun düşerse bir şey söyleyeyim mi? Ne uygun düşerse? Ablamla da aynı günde doğmuş. Bir şey söyleyeceğim. Siz gerçekten beni komşudan almışsınız. Niye çünkü? Ben 22 Nisan'da doğdum. Ha bak ve gerçekten beni şaşırttı ya. Anne senin kaç tane kızın var? Ya bir tane kızım var. Nasıl bunu bu kadar aklında tutamazsın? Bir tane papatya ama. Ya bir şey söyleyeceğim yalakalık yapma ya şu an yalan söyle. Ben hayatımda kimseye yalakalık yapmam. Hayatımda kimseye yalakalık yapmam. Bir şey söyleyeceğim bir dakika dur. Benim burcum ne? Boğa. Baba benim burcum ne? Aslan. Aslan burcu muyum ben? Kaplan. Ben gerçekten evden terk edeceğim ya. Keçi. Gerçekten. Peki bir şey söyleyeceğim size. Ama Yasemin biz senin burcunu nereden bileceğiz ya? Nasıl bilemezsin? Anne bir insan evladının burcunu bilmez mi? Terazi. Boğa burcuyum. Evet. Boğa burcu da. Bak ilk defa anne benimle ilgili bir şey bildin. Öküz. Bir şey söyleyeceğim. Benim en sevdiğim renk ne anne? İnek mi? En sevdiğim renk. En sevdiğim renk. İnek. En sevdiğin renk mi? Kırmızı. Kırmızı mı seviyorum ben? Ama kırmızıyı seviyorum be kızım. Baba ben en çok hangi rengi seviyorum? Siyahı da seviyorum, kırmızıyı da seviyorum bebeğim. Siyahın karışıklığı renklerinden. Doğru, siyah seviyorum. Kırmızı çok sevmem ama. Peki bir şey soracağım size, benim hayalim ne? Senin hayalin çok güzel bir işlerini böyle büyütmek. Evet. Daha güzel yerlere gelmek, ondan sonra mutlu yuva kurmak. Bir baba tane, programda sen şu an temizlik mi yapıyorsun? Bir tane erkek oğlun olması, bunlar yani senin hayalin çocuğum. Anne gerçekten seni tebrik ediyorum. Sen benim hayallerimi biliyor musun ya? Biliyorum tabii ki de. Ama beni duygulandırdın gerçekten. Evet, evet. Baba benim hayallerim ne? Ben dedim hayal. Aynı annenin dediği gibi yavrum. Güzel bir yerlere gelmeye uğraşıyorsun. Çok çabalıyorsun. Tabii. İnşallah Allah yolunu açık eder. İnşallah. Hedeflerine. Peki size zaman... tek bir soru soracağım. Anne bu özellikle dileğim, sana anne su iç istersen tıkandım. Benim tek dileğim şu tahsilini bitirmen. Onu bitirdiğin zaman zaten...
Güzel, sen mesela okulda, okulu bitirdin mi? Yarıda bıraktım. Ne çocuğun? Öyle oldu. He. Peki anne, sana son bir soru soracağım. Sor yavrum. Seni fazla yormak istemiyorum. Benim evlenmemi mi tercih ederdin, oyuncu olmamı mı tercih ederdin? Bak şimdi. İlk önce iş. Evet. Ekmek parası. Evet. İlk önce iş. Her sondaki mutlu bir yuva, bir evlilik. Ama şimdi onun 31 yaşına. 32 yaşına kadar hem yüzden kırışacak, hem elleri kırışacak, hem de çocuğun olması çok zor. Bırak ama şimdi sıçtın içine. Tövbe tövbe, estağfurullah. Biz